Yani birazcık o İdrisi Bitlis'in aslında Osmanlı Devleti'nin idari literatürünün içerisinde Ekrat ve Kürdistan terimlerini buraya sokan İdrisi Bitlis'i. Ondan sonra devlet bunu Kanuni döneminde farkına vardı. Zaten Osmanlı Devleti'nin bir yere isim verirken hiç tercih etmediği bir husustur etnik veya dini mensubiyete vurgu Evet. yapma. Hiç öyle bir şey yoktu. Mesela Evet. Türkmen eyaleti de yoktur. Türk Yok, eyaleti evet, de yoktur. Türkiye eyaleti de Veya yoktur. başka bir şey yoktu. Yani Tabii. eski isimler, mesela Evet. Karaman eyaleti vardı. İşte eski gelen yerden Veya şeydi. beyliğin soyundan gelen bir O isim şekilde varsa, evet. olabilir, devam ettirebilir. Evet. Biraz da o eski beyleri, hani onlara da onur etme, onlara da ihya etme adına mesela bazılarının ismini devam ettir. Mesela Karasi Beyliğini Karasi Sancağı Evet. olarak devam ettirdi. Devam Saruhan etmiş. Beyliğini Saruhan Saruhan örneği Sancağı var. Evet. olarak devam ettirdi. Dolayısıyla böyle bir yapı şeyi yok ama şimdi bu Ekrat şeyi, yani Ekrat Bey'in neyi, bu Ekrat ne? Şimdi bizim normal literatürümüzde Ekrat eşittir Kürt, tamam. Evet. Etrak da Türk ama biz 21. yüzyılda bu sözlük, bu işte efendim lügat manasıyla bu Ekrat ve Etrak terimlerini izah etmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Alaçoğlu bu Türk Etrak ve Kürt Ekrat kelimeleri üzerine belleten ciddi bir makale yazdı. Ondan sonraki süreçte bu biraz bize ilham oldu. Ya ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben arşive her gittiğimde gördüğüm bütün Ekrat kelimesini ve gördüğüm bütün Kürt ve Kürdistan kelimelerini topladım. Ve tabiri caizse 15 yıldır bunu anlamaya Evet. çalışıyorum. Çünkü tamam diyorum bir yerde bu Ekrat eşittir Kürt ama bir başka belge buluyorum. Hiçbir alakası yok. Yani Evet. şimdi mesela diyelim ki Ekrat'tan Kürt'ü kastediyorsa bir cemaate diyor ki cemaati yani aşiret cemaat şeyini söyleyelim. Yani dini cemaat değil. Ekrat şeyinden bir cemaat, Ekrat cemaati. Bir bakıyorsunuz bir başka yerde Etrak cemaati. Veya oradan kalkıp bir başka yere gidince Ekrat Etrak oluyor. Veya Etrak bir yerde yazıyor, bu tarafta Ekrat Ekrat yazıyor, oluyor. evet. Ve onun dışında bizim kanunnamelerimizde mesela bununla ilgili en güzel bize şeyi veren, açıklayıcı bilgiyi veren Çemişgezek kanunnamesi. Şimdi biz şunu diyoruz yani Ekrat biraz daha göçebe hayatı yaşayan, ulaşılmazı zor bir coğrafyada yaşayan bir kesimi ifade edebilir. Biraz hayat tarzıyla ve sosyal yaşantıyla ilgili olabilir. Mesela Çemişgezek kanunnamesinde diyor ki burası Ekrat hükmündedir. Çünkü şeyi yoktur, defteri yoktur Yoktur. diyor. Şimdi defteri yoktur derken şudur. Orada da açıklar sonra Bozulus Kanunnamesi, Karaulus Kanunnamesi der ki ya Ekrat olan bölgeler zor bölgeler biz oraya vergi toplamaya Gidemeyiz, gönderdiğimiz sıkıntı çıkar, insanlara evet. 100 tane emin yollasak o şeyi toplayan yani vergileri toplayan eminleri yollasak doğru düzgün toplayamayız gelirler ama etrak olan yere yolladığımız zaman bir tane yolladığımız Sıkıntı zaman çıkıyor. toplar gelir. Evet. Niye yerleşik hayattadır? Evet. Çünkü diğeri gittiği zaman kalacağı yer bile yoktur. Yani o kadar dağınık ve yerleşik olmayan yarı göçebe yaşayan bir zümreler olduğu için. Şimdi buradan şu geliyor ya acaba hani biraz yarı göçebe yaşayan, dağlık alanda yaşayan, Onlara hayvancılıkla Ekrat, uğraşan evet. Ekrat bir onu veriyor. Ama bunu da %100 diye ben açık söyleyeyim size. Yani bu da onu çünkü o bir şekilde olan da var. Mesela burada mezhebi şey çok etkin bir durumda. Hemen hemen Ekrat diye ifade edilenlerin tamamına yakını Şafii. Evet. O var yani. Evet. Şafii. Hiçbir yani tamamına yakını ve ben bunu her gördüğüm kişiye soruyorum. Daha bunu tekzip eden bir şey de alamadım. Yani Şafii mutlaka. Evet. Ondan sonra bütün bunların hepsini bir araya getirip bunlara bir karar vermek lazım. Ama biz bunun sonunda peki ne söylediniz? 20 sene bununla uğraştınız da bu kadar Sonuç, yazdınız da evet. neye karar verdiniz? Şimdi şu. Ekrat'ta ifade edilen o Kürdistan o bir 30 yıl bakın bunun mazisi. Yani